Ben ömrüm boyunca küçüklüğümden beri, belki 7 yaşımdan beri bir ter saçımın dışarıda olmasına asla müsaade etmezken, eğer bugün tüm anneler adına söylüyorum, eğer bugün dölbentleri yerlerde sürükleniyorsa bu dünyanın ayıbıdır. Bu insanlığın ayıbıdır. Ama buna rağmen de biz suçluyu suçsuzu aramıyoruz burada. Burada bir ümitle bekliyoruz. Dün geldik, tamam salondan yukarı çıktık ama burada oturmaya devam edeceğiz. İnsanlığa çağrımız var. Adalete çağrımız var. Biz de bu ülkenin insanlarıyız. Bizim evlatlarımız eğer bugün zor durumdaysa, tecrit kırılmadan çıkmıyorlarsa tecrit yani imkansız bir şey değil. Herkesin hakkıdır. Tüm cezaevlerinde ne kadar hak varsa orada olması gerekiyor. Bugün çarşambaydı. Eğer bugün aileler gitseydi, inanıyorum ki biz bugün bir sevinçle evimize dönecektik. Ama maalesef eve dönsek, o zindanlardaki ölüme bedenlerini yatıran çocuklarımızın yüzüne nasıl bakacağız? Onun için burada oturacağız. Sessiz bir şekilde oturmuşuz. Ramazan ayıdır. Biz tekrar çağrı yapıyoruz. Ki böyle bir ayda insanlar bir insanı iftar yemeğine getirdiği zaman Allah-u Teala ne kadar mükafat veriyor. Ama bu analar gerçekten orucu oruçla açıyorlar. Yaşlı başlı analar, biz buraya çok gelmeye meraklı değildik. Ama evlatlar anneleri her yere götürüyor. Biz de bunun için burada bekleyeceğiz. Ya olumlu bir şey gelir, çünkü yarın geç olabilir. Bu kin neden? Gencecik bedenlerimizi toprağa gömmeden içimizdeki kini toprağa gömelim diyorum. Ben insanlığa tekrar çağrı yapıyorum. Adalet Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyorum. Duyun sesimizi. Duyun feryadımızı. Yüreğimizdeki ateşi duyun. Yeter artık diyoruz, dayanamıyoruz. Evlatlarımız ölmesin.